Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugün aldığım bir haber beni çok üzüntüye sevk etti. Bu vesileyle sizlerle de paylaşayım. Duanıza vesile olsun. Mübarek iftar saatlerinde dua reddi olmayan seherlerde, sahurlerde dua edersiniz. Mevlamıza kabul eder ve Müslümanların dertlerini dindirir. Ümidiyle sizlerle bunu paylaşmak istedim. Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri Müslüman kardeşlerimize orucu yasak ettiler. Çalışma verimi düşüyor diye bahane ettiler. Zaten evvelce de pasaport vermiyorlar, onun için hacca da göndermiyorlar. Orada birçok Müslüman Türk kardeşimiz çok zor durumda, İslamiyet'i yaşayamıyor. Biz bu bolluk içerisinde teravihleri serbest, oruç serbest, her türlü ibadeti yapabiliyoruz. Bundan dolayı Rabbimize çok hamd ederiz. Hamdimizi artıralım, şükrümüzü artıralım. Ama o Müslümanların da halini düşünerek duamızı artıralım. Çok dua edelim ki Allah'ım Çin gavurunun zulmünden Uygur Türklerini halas eylesin. Bir an evvel kurtarsın. İslami bir hürriyet ve ibadetlerini çok daha rahat şekilde yapabilecekleri bir imkan acilen en kısa zamanda bir daha Ramazan'a kalmadan nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bu arada Irak, Suriye'yi ve İslam aleminin kanayan tüm yaralarını unutmayalım. Özellikle İsrail yavru durmuyor. Ramazan-ı Şerif'i durdu bekledi. Ramazan-ı Şerif'te Müslümanlara bomba yağdırıyor, saldırılarını artırıyor. Ramazanlarını perişan etmek, ibadet ve hürriyetlerini kısıtlamak için çok büyük sıkıntılar veriyor. Allah'ım onları da kahreylesin, onlara da lanet eylesin. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize, Ankara'yı bir zaman, en yakın zamanda halas eylesin, kurtarsın ve rahat ibadet edecekleri hür ortamlara onları da kavuştursun. Amin diyenler, Allah'ım... İdam bekleyen Mısır'daki Müslüman kardeşlerimiz de halas eylesin hapishanelerden. İsrail'in, Mısır'ın vesaire hapishanelerdeki esir kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi Rabbim halas eylesin. Bunlara dua etmezsek bizim de ibadetlerimizin çok kabul olacağını düşünmüyorum. Onun için bütün yaptıklarımızın kabulünün en büyük şartı Müslümanın derdiyle dertlenmektir. Müslümanın derdiyle dertlenmeyen Müslümanlardan değildir hadis-i şerifini unutmayalım. Sabaha çıktığında Müslümanların derdiyle dertlenmemiş olan onlardan olamaz buyuruyor. Bu hadis-i şerife göre hakiki imana ulaşmak için kendimiz için istediğimizi o mümin kardeşlerimiz için de isteyeceğiz. Rabbim bizlere böyle istemeyi ve dua edebilmeyi nasip eylesin. Amin.